Merhabalar, ben Poyraz Sergen Medya. Umarım hepiniz iyisinizdir. Şimdi size bir olaydan bahsedeceğim. Hani halen bana biz dünya lideriyiz, biz dünyaya hükmediyoruz, biz dünyanın en iyisindeyiz diyorlar ya. Şimdi ben bir şey anlatacağım. Sevgili kardeşlerim, Türkiye'de bir tane Ford Focus aldım. O zaman sanırım 70 milyardı. Herkes bilir, siyah bir tane en full paketi bir arabam vardı. Bu arabanın, hani diyorlar herkes araba alıyor. Bu arabayı almak için 15 kat asgari ücret paramı verdim. Bak 15 kat önden bankaya veriyoruz. Çünkü kredi çekeceğim. Sonra bu arabayı tam 5 yıl taksitle aldım. 5 yıl taksitle ödeyecektim. İyi dinleyin. Bu araba sanırım 4 ya da 5 yaşındaydı. Yani sıfır almıyorum. Alamazsın zaten sıfırını. Velhasıl ben geçen hafta Volkswagen Jetta'ya almaya gittim. Volkswagen'in kendi bayisine gittim. Sıfır araba almaya gittim. Sıfır araba. Dedim ki ben bu sıfır arabayı almak istiyorum. Kredimi kontrol ettiler. Kredi puanın iyi. Kötüyse ona göre yüksek faiz ödüyorsun. Ben dedim ki ben bu aracı almak istiyorum. Sıfır. Sıfır bir araba. Önden ne kadar ödemem lazım? Oradaki beyefendi dedi ki 2000. Yani 2000 dolar önden para ödeyeceğim. Ve bu benim bir asgari ücretim bile yapmıyor. Bak bir asketim 15 asgari ücret ödememe gerek yok. Tamam dedim, çok güzel. Peki toplamda ne kadar ödeyeceğim? Ne kadar faiz ödeyeceğim dedim. Dedi ki şu an virüsten dolayı dedi sıfır faize veriyoruz dedi. 2000 dolar öde. Arabanın zaten toplamı 2021 model Jetta'nın full paketinden bahsediyorum. En fullü. Ağzına kadar dolu araba. Her şeyi var. Adam dedi ki ayda ödeyeceğiniz para ortalama, yani kredi puanınıza bağlı. Kredi puanın yüksekse çok az faiz ödüyorsun vesaire. Ama şu an dedi şey yok, faiz yok. Arabanın anahtar teslim fiyatı vergi dahil 26 bin dolar. 2 bin ödediğin zaman 24 bin kalıyor. 24 bin doları kaça bölmek istiyorsan? 50 aya mı? 60 aya mı? 24 aya mı? 48 aya mı? O size bağlı diyor. Ya böyle bir haksızlık olabilir mi ya? Gerçekten bizim hakkımızı kim yiyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ne kadar güçlü olduğunu hepimiz biliyoruz. Vergilerinin ne kadar yüksek olduğunu biliyoruz. Ha şuna da geleyim. Adama soruyorum, diyorum ki beyefendi diyorum, peki bunun 6 ayda bir vergisi ne kadar? Duruyor adam, şaşırıyor adam. What is this diyor, vergi ne diyor? Yok diyor. 6 ayda bir gidip arabaya vergi ödemiyorsun. Alıyorsun arabayı. Sen zaten diyorsun, diyor ki adam. Alırken diyor 2000 dolar bunun vergisini ödüyorsun, daha neyi ödeyeceksin diyor. Halen dünya lideri olduğumuzu sanıyoruz ya. Gözlerimiz böyle. Görmek istemiyoruz. Çünkü başka ülkelerde başka insanların nasıl yaşadığını bilmiyoruz. Ha şimdi bana diyorlar ki ya sen zaten hayatını kurtarmışsın. Oradasın zaten. Bize niye bunu anlatıyorsun? Bil diye anlatıyorum. Çünkü çok bilinçli insanlar var. Her şeyin ne olduğunu gören, bilen insanlar var. Onların anıları, ya onları var ya, büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden gerçekten öpüyorum. Çünkü bilgili insanlar, okuyorlar. Ama bilmeyen insanlar var. Dünya lideri olduğunu zanneden insanlar var. Değiliz kardeşim. Bizim hakkımızı, bizim hukukumuzu birileri yiyor. Siyasete girmek istemiyorum. Ama kimin yediğini de bulmak bizim görevimiz olacak. Bak. Sabah 8 kalk Vodafone'da çalış. Akşam Vodafone'dan çık. Gece 9'da git otelincide org çal, şarkı söyle gece 12'ye kadar. Git evde 6-7 saat uyu, sabah bir daha işe git. Ben bunu çektim, ben bunu yaşadım. Ama burada böyle mi? Adamlar 4 saat çalışıyor, 5 saat çalışıyor. Bitti. Daha fazla çalışmasına gerek yok. Gidiyor ailesiyle, arkadaşıyla dolaşıyor. Bu düzen vallahi yıkılacak. Bu düzen vallahi bitecek. O yüzden ben burada video çekmeye, insanları bilgilendirmeye, İnsanlara gerçekten gerçek hayatın ne kadar güzel olduğunu göstermeye devam edeceğim. Kendinize iyi bakın.